Ekim ayında sandığa gidilecek olan ATSO'da dönemin son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Son dönemde başta pandemi olmak üzere onlarca olumsuzlukla mücadele ettiklerini belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, olağan dışı zamanda, olağan dışı koşullarda çalıştık. Bu koşullara rağmen yine ilerledik, değerlerimize sahip çıkmaya gayret ettik dedi. 2018-2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 2018-2022 dönemi son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Son geçirdiğimiz 4,5 yıl veya benim başkanlığım dönemi 7,5 yıla baktığımızda 140 yıllık oda tarihinin en zor 7,5 yılını geçirdik arkadaşlar. Toplantıda meclis üyelerine hitap eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 4 yıllık görev sürecinde pandemi ve diğer olumsuzluklara rağmen hizmet alanı aksatmadıklarını, üyelerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Böyle olan dışı zamanlarda, olan dışı koşullarda bu 4,5 seneyi geçirdik. Bu koşullara rağmen ilkelerimize ve değerlerimize de sahip çıkmaya çalıştık. Davut Çetin konuşmasının devamında kendisini dinleyenlere şöyle seslendi. ATSO hepimizden önemlidir ve daha değerlidir. Bunu iyi bilmek lazım. Kişisel menfaatlerimizden, kişisel çıkarlarımızdan, kişisel rantlarımızdan Antalya Ticaret Sanayi Odası 100 misli daha önemlidir. Bu görevleri yaparken biz bu bilinçle yaptık. Çetin, meclis toplantısının ardından Kanal V'ye özel açıklamalarda bulundu. Çok iyi işler yapmışız. 56 bin tane üyemiz var. Bu gücümüzü zaten üyelerimizden alıyoruz. Ben buradan tüm üyelerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzde 1 Ekim'de seçimimiz var. Saat 17'ye kadar oy vermelerini bekliyorum. ATSO'da son meclis toplantısıyla boşalan koltuklara oturacak isimler, Ekim ayındaki seçimlerin ardından netlik kazanacak.